tarım deyip de kenara atmayalım. Eğer tarım üreticisinin cebinde para olmazsa, tarım üreticisi gidip marketinden veya ayakkabıcısından, konfeksiyon mağazasından gömlek, ceket, pantolon alabilir mi? Hayır, parası yok. O borçluluğu nasıl olacak? Tarım üretici çökmesi aynı zamanda Türkiye'de küçük esnafın çökmesine, küçük esnafın çökmesi, büyük esnafın çökmesine, büyük sanayinin çökmesine sebebiyet verir. Yani tarım üreticisi bittiği zaman bugün o çok şaşalı reklamlarını gördüğümüz büyük mağazalar zincirinin de ayakta duracağını zannedeceğiz. Hayır değil. Hepsi birbirine bağlı çünkü. Tabii Türkiye'de gerçekten milletin menfaatlerini düşünen bir milli bir sistemin uygulanması gerekiyor. Bakın bu noktada bir şeyin hakkını vermek lazım. Sayın Milli Ekonomi Modeli'nin yazarı Profesör Doktor Haydar Baş Bey, evet, tarım ürünleriyle ilgili kendisinin defaatle anlattığı, yıllardır bildiğimiz projeleri var. Bunlar basit projeler değiller. Köylümüz, çiftçimiz bu projelere kulak vermesi gerekiyor. Eğer bugün salatalığının para etmesini istiyorsa, toprağın altından binbir çilelerle çıkarttığı patatesinin para etmesini istiyorsa, soğanının para etmesini istiyorsa, incirin para etmesini istiyorsa, kendisinden olan fikirlere, tezlere sahip çıkması lazım. Eğer sahip çıkmazsa, yarın öbür gün bu süreç böyle devam etsin, yiyecek incir bile bulamayız.